canını almış, size teslim etmiş. Hünkârım, Müftü Fenerizade Efendi geldiler. Al. Bana müsaade hünkârım. Kal Ebu Suud Efendi. Alın içeri. Hünkârım. Hoş geldin Şeyhülislam Efendi. Geç şöyle. Makamlarda bulunanların hünkârım iki düşünüp bir söylemesi lazım. Zira vereceğimiz yanlış bir hüküm müteselsil olarak her şeyi arka arkaya çökertir. Yanlış olan şey nedir Kazasker Efendi? Para vakıflarının meşru olmadığını söylemektir Efendi Hazretleri. İnsanlar hayır yapmak isteyip de büyük gayrimenkul alamayınca bu tür vakıf kurarlar. İnsanların hayırlarının ve ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarının görülmesinin önüne geçemezsiniz. Ne vakittir dinimizce caiz olmayan bir husus doğru olarak kabul ediliyor. Paranın vakfedilmesi zinhar münasip değildir. Bu sizin fikriniz Efendi Hazretleri. Zira rahmetli İbni Kemal Efendi paranın vakfedilmesinin dinen caiz olduğunu bir risalesinde yazmıştır. Sabık Şeyhülislam Çivizade ve birçok müçtehit imam da benim gibi düşünmektedir. İmamlar arasında ihtilaflar olduğu aşikar Efendi Hazretleri. Zira İmam Züfer'in para vakıflarına cevaz veren bir fetvası mevcut. Madem öyleyse kadıların verdiği hükümleri ne yapacağız? Bir kadının verdiği hükmü başka bir kadı bozamaz. Eğer bir vakıf daha evvel tescil edildiyse diğer kadıların da bu hükmü geçerli saymaları icap eder. Şeyhülislam Efendi bu kadar kafi. Ebu Suud Efendi bu mevzuda haklı. Zira mevcut nizamı bozarsak o vakit bu vakıflardan fayda sağlamakta olan halk aç ve açıkta kalır. Vaziyet anlaşılmıştır, çekilebilirsiniz. Ebu Suud Efendi, senin ilminde irfanında bir zat-ı muhtereme yakışıyor mu Şeyhülislam'ı şikayet etmek? Hatırlarsanız Efendi Hazretleri sizi daha evvel ikaz etmiştim. Eğer söylediklerime birazcık kulak verseydiniz bütün bunlar yaşanmazdı. İlaveten mevzu bahis Devlet-i Aliye'nin istikbali ise bütün bunları konuşmak, izah etmek lazım. Devlet-i Aliye için değil, sen kendi istikbalin için çırpınıyorsun. Benim yerinde gözün olduğu aşikar. Efendi Hazretleri, ben yalnız Allah için çırpınırım. Rabbime layık bir kul olmak için çırpınırım.